günün anlamda önemli de belirtmek amacıyla oradan başlayıp önemiyle bir soru isimliği hayat, bundan daha önemli bir şey. Dün el ele verelim ve çizginin biraz ötesini görelim. O insanların mutsuzluğunu da görelim ve kendimizi onların yerine koyalım. Dolayısıyla herkesi davet ediyorum buradan bağışla. Öncelikle şunu da bileyim, vazgeçme hakkı her zaman var. Evet, biliyorsunuz 10 Kasım dünyada organ nakli günü olarak kutlanıyor. Maalesef bizim toplumumuzda organ nakli gerekli değeri bulmuş durumda değil. Biz de bu anlamda bir farkındalık yaratmak üzere bakanlığımız geliyor bu haftayı. Özellikle kutlamaya çalışıyoruz. Biz de bir yol olarak bize biraz daha bu işi ciddiyetle yapalım. Biz de içe sağlık kültürlüğü olarak paylaşmak burada. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Dediğim gibi organ nakli Türkiye'de maalesef istenen seviyede değil, istenen seviyede hatta çok çok altında. Malumunuz sizler bu işin içindesiniz, daha iyi biliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Avrupa'da bugün milyonda 20'dir ortalama organ nakli oranı. Ama Türkiye'de milyonda 2'dir. Yani onda biri bile değiliz. İşte en yakın komşumuz Yunanistan'da 36 kişidir. 1 milyonda 36 kişi organ nakli yaparken Türkiye'de 1,5 kişi. Ya da bugün İspanya'da 1 milyon kişi organı bağışlamış. Onun için biz de biraz daha riskli almak zorundayız. Ben de bu içerik kaymakam olarak bu işin önemine inanan bir insanım. Öncelikle kendi organlarımı bağışlamıyorum. Onu bağışlamak kesin söyleyeyim. Bir de toplumda şöyle bir yanlış algı var. Organlar bağışlanırsa ne olur? Günaha girer miyim? Ya da birileri benim organımı doğru alır mı? Buna bakmak lazım. Bir kere zaten din açısından bunun bir sakıncası olmadı. Defalarca söylendi. Din adamları tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından defalarca söylendi. Din açısından bir sakıncası yok. Öbür türlü zaten kimse sizin organınızı zorla almıyor. Biliyorsunuz sadece bir ürünü gerçekten insanların organları alınabiliyor. Bizim insanımız sanki ben organımı bağışlarsam her halükarda benim organımı zorla alacaklar gibi bir hava. Bunu iyi anlatmak lazım insanlar. Sadece işte makineye bağlanmış, beyni gerçekten insanların organlarını alınabiliyorum. İnsanlara anlatmak lazım. Artı cayma hakkını biliyor insanlar. Yani cayma hakkınız var. Bugün verirsiniz de yarın vazgeçersiniz. Cayarsınız. Artı kendiniz vermişsiniz de aileniz razı değilse cayabilir. Bunları insanlara bilinçli bir şekilde anlatmak lazım. Bu programların amacı da oluyor. İnşallah başarılı olur. Teşekkür ediyorum.